Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz örneğin yapımını paylaşacağım. Modelimiz bu şekilde. Limon çiçeği ya da çekirdeği sanırım örgünün ismi. Tam net bilmiyorum. Evet bu şekilde görünüyor. Arkası da. İsterseniz daha ince iplerle de kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi orta kalınlıkta bir bebe yünü de kullanabilirsiniz. Çeyizlik yeleklerinizde de çok güzel olacaktır. Her türlü istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Örgümüz her şeye yakışacağını düşünüyorum. Hırkalara, yeleklere, çeyizlik yelek yeleklere her şeye yakışır. Ben e, orta kalınlıkta bir bebe yünü 4 numaralı bir şişle ördüm bunu. Şimdi göreceğim. Yine orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3 numaralı bir şiş olacak. Evet dilerseniz örgümüzün yapımına geçelim. Bu şekilde arkadaşlar örgümüzün ihtiyacımız olan bu da burada dursun. da bu şekilde şurada dursun. Ee, ihtiyacımız i̇htiyacımız olan arkadaşlar 5 ilmek ve katları artı başa ve sona kenar ilmeğimiz yani artı 2 ilmek. Her 5 ilmekte bir modelimiz oluşacak. Ee, onun için ona göre atarsanız ilmeklerinizi çok daha iyi olur ona göre ayarlayın, ayarlayın. artı 2 ilmek ben buraya 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmek attım ve bir sıra düz örgümü ördüm şimdi direkt modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar modelimizi şu an biz e, tersten kur ters olacak yani bize göre burası ters olması gerekiyor onun için arkadaşlar bir ilmeğimi alıyorum. Diğer ilmeğimi de düz örüyorum arkadaşlar. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yani baştaki kenar ilmeğimle birlikte bir tane daha düz ördüm. 3 ilmeği ters ördüm. Tekrardan iki ilmeğimizi düz örelim. Ve 3 ilmeğimizi tersten örelim. Bu şekilde ters örelim. Yine 2 ilmek düz. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Ve bir tane daha düz ve kenar ilmeğimiz. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Onun için de ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen bir tersim var. Onu da örüyorum. Buradaki arkadaşlar 3 tane düz ilmeğimizin ipimizi kendimizden tarafa alıyoruz. 3 ilmeğimizin aynı anda içine giriyoruz. Bu şekilde bir tane dolayıp çıkarıyoruz. Ve bir tane de arttırıyoruz. Bu bir. Tekrardan giriyoruz. Bu şekilde. Ve tekrardan arttırıyoruz. Bu iki. Ve tekrardan giriyoruz. Yani burada arkadaşlar 2 5 tane olması gerekiyor ve hepsini bir anda çıkarıyoruz bu şekilde çıkarttık ve arkadaşlar ilk doladığımızın hemen yanındaki ikinci doladığımızı yine ip şişimizden çıkartalım bu şekilde ve tersten ters olarak tekrardan ipimizi takalım ve iki ters örgümüzü örelim tekrardan arkadaşlar aynı şeyi gösteriyorum İpimizi kendimizin tarafına alıyoruz. 3 ilmeğimizin içinden giriyoruz. Bir tane ilmek çıkartıyoruz. 3 ilmeğimizden. Bu şekilde ilmeğimizi çıkarttık. Bir tane doluyoruz. Tekrardan 3 ilmeğimizin arasına girip bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. Ve bir kez daha doluyoruz. Ve son kez ilmek çıkartıyoruz. Ve 3 ilmeğimizi bırakıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bu doladığımız ikinci ilmeğimizi baştan ikinci ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde. Ve e, bu şekilde alıyoruz ya normalde. Öyle değil. Bu şekilde tersten döndürerek ipimizi takıyoruz. Bu şekilde bir görünüm olacak. Ve iki tane ters ilmeğimizi örelim. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimizin içine giriyoruz. Bir tane ilmek çıkarıyoruz. Bir arttırıyoruz. Yani bir kez doluyoruz şişimize. Tekrardan giriyoruz. Tekrardan bir kez daha arttırıp son kez çıkartıyoruz. Ve baştaki ilmeğimizin arasına ikinci ilmeğimize giriyoruz. Tersten şişimize ön kısma getirerek takıyoruz. Bu baştaki baştan ikinci olacak arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Sonrasında son İki ilmeğimizi de birini ters, birini de kenar ilmek olarak alalım. Evet arkadaşlar, şimdi örgümüzün tekrardan arka yüzündeyiz. Modelimizi e, arka yüzde kurmuştuk hatırlıyorsanız iki ters, e, üç pardon iki düz, üç ters olarak örmüştük. O bizim ilk sıramızdı. İkinci sıramızı ördük. Şimdi üçüncü sıramız. İlk kenar ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Diğer ilmeğimi düz örüyorum. Evet, bu şekilde düz ördüm. Sonrasında arkadaşlar buradaki baştaki aldığım ilmeğimi ikinci ilmeğimizi öne geçirmiştik ve tersten dolamıştık ya o ilmeğimizi bir kez ters örüyorum onu bir tane alıyorum sonrasında burada kalan dört ilmeğiminde de iki iki öreceğim ikisini ters örüyorum sondaki iki ilmeğimi de ters ördüm ve iki ilmeğim düz ters tarafta olduğumuz için yine baştaki tek ilmeğimizi ters bir tane ters diğer dört ilmeğimizin İlk iki ilmeğini ters, sonrasında da son iki ilmeğini de birlikte örüyoruz. İki ilmeğimiz düz, bu şekilde. Yine aynı şekilde bir tane ters, ikisini bir ters ve üçünü bir ters. İki tane düz. Bu şekilde ilk model kurulumunu yapmış olduk. Tabii şu an çok net belli değil çünkü biraz büyümeye ihtiyacı var. Bu şekilde ilk görünümü. Şimdi yine devam edelim. Birkaç sıra göstereyim ben size. Şu an arkadaşlar burada ne görüyorsak onu örüyoruz. Yani bir ters ördük. Üç tane düzümüzü ördük. Yine iki tersimiz üç tane düzümüz iki tane tersimiz üç tane düzümüz iki tane de tersimiz son kenar ilmeğimizi de bu şekilde alalım bakın oluşmaya da başladı bu şekilde Şimdi yine arka tarafta da arkadaşlar olduğu gibi örün. Yani iki sıra olduğu gibi örelim. Bu şekilde. 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters. Her modelin başına girdiğinizde arkadaşlar yani bir üste geçmek istediğinizde bu modelin bittiğinde yine bir sıra yani iki sıra bir düz bir ters normal düz örün. Sonrasında tekrardan model kurulumuna geçin. Yani bu şekilde görünmesi için. Evet şimdi devam edelim. Tekrardan modelimizin ilk kurulumuna başlıyoruz. Aynı şekilde. Arkadaşlar ilk kenar ilmeğimi aldım ve diğer kenar ilmeğimi tersten örüyorum. Burada 3 tane düzümüz vardı. 3 düzümüzün içine giriyoruz. Bir tane ilmek çıkarttık. Bir arttırıyoruz. Tekrardan içine giriyoruz. Bu şekilde. Ve tekrardan arttırıyoruz. Ve arkadaşlar son kez ilmeğimizin içine giriyoruz. 3 tane ilmeğimizin ve üçünü bir bırakıyoruz. Sonrasında bu baştan ikinci ilmeğimizi tekrardan şişimizden çıkarıyoruz. Tersten tekrardan şişimize ön kısma takıyoruz iki tane tersimiz Evet aynı şekilde 3 ilmeğimizin içine giriyoruz bir arttırıyoruz tekrardan giriyoruz tekrardan arttırıyoruz tekrardan girerek çıkarıyoruz ve baştan ikinci ilmeğimizin arasına giriyoruz arkadaşlar ve o ilmeğimizi tersten alıyoruz ve iki ilmeğimizi ters örelim. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Üç ilmeğimizin arasına tersten giriyoruz. Bir arttırıyoruz. Evet, bir saniye. Bir arttırıyoruz. Tekrardan giriyoruz. Tekrardan arttırıyoruz ve son kez giriyoruz. Ve üç ilmeğimizden ikincisine Pardon, 5 ilmeğimizden ilk değil, ikincisine girip onu ters çevirip tekrardan şişimize takıyoruz ve kenar ilmeklerimizi de örelim. Evet arkadaşlar. Bakın, modelim biraz oluşmaya başladı. Şimdi arka sırada ne yapıyorduk? ilkini alıyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık. Bir tane düzümüz ördük. Burada arkadaşlar ilk önce o ikinci ilmeği öne getirdiğimizi bir tane ters örüyoruz. Sonrasında 4 ilmeğimizden ikişer ikişer ters örerek tekrardan 3 ilmeğe düşüreceğiz ilmek sayımızı. Bu şekilde ikisini bir ördüm. İkisini de bir ördüm. Tekrardan 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine baştaki tekli olanı bir tane diğerlerini de ikişer tane alarak ters örgüme devam ediyorum. Yine 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine bir tanesini ters diğer ikisini bir sondaki ikisini de bir örerek modelimizi bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar son kenar ilmeğimizi de örerek modelimizi bitirdik şimdi bakalım önde nasıl görünüyor Evet tekrardan arkadaşlar bir sıra düz bir sıra ters gideceksiniz sonrasında tekrardan başa dönebilirsiniz bu şekilde oldu bunda da böyle görünüyor çok güzel oldu tekrardan büyük örneği göstereyim büyük örneğimizi de böyle dediğim gibi bunu kalın şişle örmüştüm bunu ince şişle ördük ince de güzel oldu kalın da güzel oldu Dilediğiniz her türlü şişte de kullanabilirsiniz dediğim gibi bir üste geçmek için Gördüğünüz gibi bir sırayı gördüğünüz gibi diğer sırada gördüğünüz gibi sonrasında tekrardan modeli devam ettireceksiniz. Birkaç sıradan sonra eliniz alışacak ve kendiniz çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Yani kafanızda e, düşünmeyin yani çok zor değil. Gerçekten kolay bir model. Zor diye düşünmeyin. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.